TV Dünya'da adından söz ettiren Başkent Üniversitesi, üniversite sanayi işbirliğinde önemli bir adım daha attı. Üniversite bünyesinde sürdürülen bilimsel faaliyetlere katkı sağlayacak yeni bir birimi Başkent Üniversitesi Sağlık İnovasyon Merkezi Buçin'in açılışı yapıldı. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Başkent Üniversitesi Sağlık İnovasyon Merkezi'nin açılışı için ilk tören Hasan Teratar toplantı salonundaydı. Etkinliğe Başkent Üniversitesi kurucusu, Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Haberal, Rektör Profesör Doktor Ali Haberal, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Siemens Global Direktörü Sultan Haydar, Siemens Türkiye CEO'su Hüseyin Geliş ile ilgililer katıldı. Açış konuşmasını Başkent Üniversitesi Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi Arzu Fırlarer yaptı. 14 Eylül 1993'te kurucumuz Profesör Doktor Sayın Mehmet Haberal tarafından "Bilim bizde toplanır, bizden dağılır" ilke sözü temel alınarak kurulan Başkent Üniversitesi'nde bugün sizlerle birlikte bir yeniliğe daha imza atıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Şevket On daha sonra kürsüye çıktı. Başkent Üniversitesi hastaneleri bugün yetişmiş insan gücü, fiziki altyapısı, teknolojik cihaz parkı ve yaptığı yatırım açısından Türkiye'nin en gelişmiş sağlık kuruluşlarından biri olarak sektöre öncülük etmekte. Ve biz de Siemens Sağlık ailesi olarak Başkent Üniversitesi Hastanelerinin 7 farklı lokasyonunda öncü gelişmiş teknolojilere sahip 130 adet cihazımızla buna katkıda bulunmaktan son derece mutluyuz. Siemens Global ITT Direktörü Sultan Haydar, Profesör Doktor Haberal'a sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür etti. Burada çalışmaktan ailem gurur duyacak. Sizden Mehmet Bey, aileme bahsettiğimde, bu kurumdan bahsettiğimde ne kadar etkileyici olduğunu anlayacaklar. Buraya geldiğimde gerçekten çok güzel bir ruh hissettim. Son 2 yılda burayı 4. ziyaretim ve normalde iş yaptığımız kurumları bazen ziyaret etmediğim oluyor. Ancak buraya beni çeken bir şey var. Çok etkileyici bir organizasyon ve bu fırsat için tekrar teşekkür ederim. Benim için bir onur. Siemens Türkiye CEO'su Hüseyin Geliz, Profesör Doktor Haberal'a teşekkür etti. Sanayi üniversite işbirliğindeki birlikteliğin önemine işaret etti. Yüzlerce, binlerce öğrenci yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilmeleri için teşvik edilecek, onlara yeni yollar açılacak. Bu çabalarımız Başkent Üniversitesi Sağlık İnovasyon Merkezi aracılığıyla bir kez daha hayat buluyor. Rektör Profesör Doktor Ali Haberal kürsüdeydi. Bugün Başkent Üniversitesi olarak yine ayrı bir heyecanı birlikte yaşıyoruz. Konuşmamın başında bugün 14 Mart tüm hekimlerimizin, tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutluyorum. Bu bayram gününde ikinci bir bayram olarak kabul ettiğimiz önemli bir merkezin açılışını biraz sonra gerçekleştireceğiz. Başkent Üniversitesi bu sene 25. yılını, 25. yaşını kutluyor. Aslında Siemens'te olan birlikteliğimiz bu 25 seneden de öncesine gidiyor. Üniversitemizin daha kuruluşunun öncesinde de Siemens'le işbirliğimiz var. Son söz Başkent Üniversitesi kurucusu, Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Haberal'a aitti. Gerçekten aslında sadece Başkent Üniversitesi için değil, ülkemiz için bugün tabii önemli bir gün. Şimdi hekim olarak tabii şöyle ben şunu söylüyorum. Toplumlar geçmişlerinden güç almalılar. Geçmişlerini aramamalılar. Toplumumuz bugün gerçekten Atatürk'ün söylediği asıl medeniyet düzeyine ulaşmış. Onun esas sebebi geçmişi çok güçlü. Üniversitesi Sağlık İnovasyon Merkezi Buçin'in açılışı yapıldı. Açılış kurdelesini Profesör Doktor Haberal, Siemens Global ITT Direktörü Sultan Haydar, Siemens Türkiye CEO'su Hüseyin Geliz kesti. Haberal ve konukları Başkent Üniversitesi Sağlık İnovasyon Merkezi'ni gezdi. Konuklar merkezde çalışan bilim insanlarından bilgi aldı.
Siemens Türkiye CEO'su Hüseyin Geliz Haberal'a teşekkür etti. Yani çok gururlandım yani. Çok da hangi noktaya gelmişiz? Hem de sizle beraber bunu yapmak. Çünkü sizi çok iyi dinledim. Profesör Doktor Haberal konuklarına Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nin yeni binasını ve laboratuvarlarını da gezdirdi.